Herkese merhabalar. İsmim Yasemin Oran. Ressamım, Ebru sanatçısıyım. Şimdi farklı bir konuyla sizlerle bir aradayım. Resim yaparken kullandığım kuru boya malzemelerimi renk skalası oluşturdum. Onları sizlerle tanıtmak için şöyle bir boş kutucuklar yaptım. Renk numaralarını yazdım. Umarım faydalı olur. Kullandığım malzemeler ise bakın Derwent'in Color Soft marka boyalar. Bildiğiniz üzere kaliteli kalemlerle yaptığınız resimler kesinlikle solma yapmaz. Yani yıllar geçse de resimlerinizi çerçeveletseniz de o resim solmaz. Yine Derwent'in 24'lü pastel pensili. Faber-Castell'in grip boyaları. Yine Faber-Castell'in bir takım normal ucuz yollu boyaları, yine Derwent'in watercolor boyaları ile sizlere güzel bir renk skalası çalışması yapacağım. Numaralandırdım. Videomun uzun olup da sıkılırsanız eğer boyama aşamasında videoyu hızlandırırım. YouTube kanalım Jasmine Art kanalında paylaşmayı düşünüyorum. Ayrıca Instagram hesabım Jasmine Ressam hesaplarımda videoyu paylaşacağım. Boyama yaparken videoyu biraz hızlandırabilirim. Biraz boyanın özelliklerinden bahsedeyim size. Derwent'in bu Color Soft çok güzel bir boya. Renk pigmentlerini ben çok beğeniyorum. Yani hafif böyle yumuşak, soft bir şey var, kullanışı var. Hafif yağlımsı gibi. Yüzeye o kadar güzel nüfus ediyor ki boyarken zaten onun güzelliğini hissedebilirsiniz. Ben daha fazla sözü uzatmadan hemen gördüğünüz bu renk skalasına başlayacağım. Ekranı yakınlaştırırım. Boyarken videoyu kamerayı yakınlaştırmayı düşünüyorum. Ayrıca paylaştıktan sonra umarım faydalı bilgi edinmiş olursunuz. Derwent kullanmak isteyenlere güzel bir referans olur diyorum. Kanalıma abone olur, yorum bırakırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda Jasmine Ressam Instagram hesaplarımı da takip ederseniz, çok takipçiye ulaşırsam daha güzel işler yapacağım eminim. İki sayfamdan da Jasmine Ressam hesabımdan takip eder, videoma beğeni ve yorum yaparsanız çok teşekkür ederim. Şimdi ben kameramı yakınlaştırıp boyamaya başlıyorum. O kısımda belki hızlandırılmış video çekmeyi düşünüyorum, uzun olursa. Sanatla ve sevgiyle kalın diyorum. Görüşeceğiz. Öncelikle Derwent Color Soft. Şuradaki kısma Derwent Color Soft'ları yapacağım. İlk rengim beyazla başlıyorum. Bart C720. Kağıdımda beyaz olduğu için beyazı fazla fark edemeyebilirsiniz. C170 Soft Pink. Soft pembe. C560 şeftali tonu. C570 yine bir açık ten. Bunlarla genelde ten rengi yapıyorum. Ten renginde çok renk karıştırıyorum. Tabii ki resmin, sizin referans resminize de uygun ten renkleri kullanmak gerekiyor. C180 ten renklerinde en çok şu gördüğünüz kategoriyi kullanmaya çalışıyorum.
Resim yaparken sabırlı olmanız gerekiyor. Özellikle kuru boya kalem resim yaptığınız zaman, bu arada bir önceki C190, bu C200. Derwent'in Color Soft renklerinin skalasını yapıyorum şu an. Videonun hem uzun hem de kısa versiyonunu paylaşabilirim. Hafiften de bir fon müziği açtım. Arada reklamlar çıkıyor. Burada C020 Acid Yellow. Yine C040 kadminyum sarı. Ben renkleri kaynaştırmak için üzerinden C720 beyazla geçiyorum. Yine C120 kırmızı. Umarım videom faydalı olur. Beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayınız. Emeğe saygıdan dolayı. C130 Deep Red. Biraz böyle bordomsu bir kırmızı. Fuşya rengi C140. Biraz hızlı geçiyorum. Videodan sıkılabilirsiniz ama sanatla uğraşanlar eminim videoyu sonuna kadar izleyecektir. Herkesin bir ilgi alanı var. Herkes kendi ilgi alanı doğrultusunda videolar izliyor. Elimdeki renk de lila. C260. Gördüğünüz gibi kalem çok güzel dağılıyor ve kapatıcılığı çok yüksek. Renkler de solma yapmıyor. Pigmentleri çok güzel. Ben mümkün olduğunca elimde olmayan renkleri temin etmeye çalışıyorum. Bu yine 270 Royal Mor. C340 bebe mavi, baby blue. Renkler tek başına çiğ durabilir ama karışım yaptığınız zaman çok güzel tonlar elde ediyorsunuz. Karışıma da çok güzel müsait. Farklı renklerle de kullanabiliyorsunuz. Elimdeki renk de C330 Blue, mavi. Sıradaki rengim ise 320 Electric Blue. Yani Derwent'te renk bu isimle geçiyor. C300 Indigo. Indigo'yu ben deniz yaparken yağlı boyada çok kullanıyordum. Yağlı boyada çok farklı markalar kullanıyorum. Pebeo'nun
markasını Vincent van Gogh kullanıyorum. Bob Ross boyalarını kullanıyorum. Çok çeşitli boyalar kullanıyorum. Ama Derwent'in Color Soft'u profesyonel resim yapanlar için çok güzel bir skala, renk skalası. Şuradaki kısma da Derwent'in pastelinin renk skalasını çıkaracağım. Bunları tek bir videoda birleştirmem de ayrı ayrı videolarda çekerim. Hem siz sıkılmazsınız. Zamandan tasarruf etmek için renkleri önceden yazdım. Buradaki rengim şu renk. C460. Şu da Light Green 440. Sıradaki rengim ise C420 Green. Yeşil. Umarım videom güzel, net alıyordur. ...670 gri, dov gri, yine 660, bir ton daha koyu gri. Kutucukların altındaki renkler boyadığım renklere eşitler. Evet, dark, siyah. Tabii ki sizin boyamanızdaki en önemli faktör çok koyu olması gereken yerleri defalarca giderek koyulaştırabilirsiniz. Ben şu an sizlere referans olsun diye fazla boyamadım. Derwent Color Soft'larımın devam renkleri de burada. Evet, Dark Terracotta 610. Saç rengi yaparken genelde bu tonları kullanıyorum. Işıklandırmada sarıları, pembeleri referans resmime göre genelde çok renk kullanıyorum. Terracotta 530 Pale Brown kahverengi. Yine saç rengi yaparken ve gölgelendirmeler yaparken kullandığım bir renk. Cilt tonu gölgelendirmelerinde de çok iyi oluyor bu iki renk. C500 Linen Green, yani yeşil. C080 Orange, turuncu. Ve 590 okur. Ucunu çok sivrilttiğim için kırıldı. Hafif dokunuşlarla dokunduğunuz zaman ucunu kırmazsınız. Ben birazcık baskı uyguladığım için kırıldı. Ve Derwent Burnisher. Bu kalem ne işe yarıyor? Bu kalemle önceden geçtiğiniz yerlerde, mesela şöyle yapalım. Derwent Burnisher'ı ben size başka bir kalemde tekrar tanıtım yapacağım. Rengi beyaz gibi görünüyor.
beyaz kalmasını istediğiniz renkleri burnisher'la geçtiğiniz zaman, mesela şurada bir kağıt parçasında göstereyim ben size. Yasemin yazıyorum. Bir de Jasmine ressam yazdığım zaman, şöyle boyama yaptığım zaman o yazı olan yerler beyaz kalıyor. Ama tabii ki ben çok baskı uygulamadım. Şöyle yapayım. Şuraya uyguladım. Şuradaki tonla gösterebilirim. Bakın. Burnisher uyguladığım yer beyaz kalıyor. Yani burnisher'ın amacı o. Hafif şöyle silgiyle de geçtiğimiz zaman o kısım beyaz kalıyor. Şöyle bir yaprak çizimi yapmak istiyorum size. Bir sonraki videomda pastelin tonlarını tanıtacağım. Daha sonra da Faber Castell grip tonlarını tanıtacağım. Bakın. Burnisher ile geçtiğim yerlerde beyaz kalmasını istediğim yerler beyaz kalıyor. Videomu faydalı bulduysanız kanalıma abone olup ya Instagram'da beğeni ve yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Daha sonra fotoğrafını çekip videonun sonuna koyacağım. Sanat ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.